27 Ekim Cuma, Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu'nun yazısı. Mutlu değilim hamdolsun, sadece sorumluyum. 1. Bölüm. Bir program sonrası tam beni almaya gelen araca bineceğim sırada sizinle gelebilir miyim dedi. Nereye gideceksiniz dedim. Gideceğim yer önemli değil. Yol boyunca sizinle sohbet etmek istiyorum. Sonra başımın çaresine bakarım dedi. Peki sonra ne yapacaksınız, nasıl döneceksiniz diye endişeyle sordum. Şoförüm beni takip edecek. Beni almaya gelen araç yurdum araçlarından biriydi. Bizi takip eden araç son model müteahhit aracı. Henüz yola koyulmuştuk ki mutlu musunuz diye sordu. Ne cevap vereceğim? Gazeteci misiniz? Dünyanın en değişik söyleşisini mi yapacağız dedim. Öyle olmadığını tahmin ettiğim halde. Yüzü düştü. Yorucu gece sıkıcı geceye evrilmek üzereydi ki en iyisi bildiğim yoldan yürüyeyim dedim. Onca yorgunluğuma rağmen sorularına cevap vermeye gayret ettim. Mutlu musun sorusu yanlış bir soru. Yanlış soruların doğru cevabı olmaz. Mutluluk tüketim toplumunun kelimesi. Saadet kelimesiyle eş anlamlı olarak öğretiliyor. Bu doğru değil. Şarkıları bile geçmiştir. Parayla saadet olmaz. Oysa tüketim toplumu bize mutluluğun rotasını para üzerinden çizer. Saadetin temeli eski Yunan'a kadar uzanır. Saadetin kaynağı insanın içindedir. Huzurla mayalanır. İnsan kendisiyle baş başa kalmaktan sıkılmadığı sürece mesuttur. Evet mesut. Ama çoğu zaman kendi kendimizle kalmaktan korkarız. İçimize çekilmek bizi ürkütür. Oysa bütün dinler insanı kendi içine çekilmeye teşvik eder. Tefekkür dediğimiz dış dünyadan yavaş yavaş kendi içimize çekilerek bize şah damarımızdan daha yakın olan ile mesafeyi eritme gayretidir. Annemizden doğarken yalnızdık. Kabrimizde de yalnız bekleyeceğiz kıyameti. Bize eşlik eden hayırlı amellerimiz varsa ne ala. Yalnız kalmaktan korkmadığımız zaman dünya telaşına karşı bağışıklık kazanmış olacağız. Son derece güvenli bir ortamda. Mesela evimizde yalnız kalmaktan niye korkarız? Çünkü tüketim kültürü bizi dışarıya çağırır. İçimize dönmekten alıkoymak ister. Kadim kültürde münzevinin bir saygınlığı vardır. Oysa tüketim toplumunda yalnız insan tedirgin edici görünüyor. Kişiden sürekli olarak kalabalık bir fotoğraf bekliyor popüler kültür. Uçan kuştan, yerdeki karıncaya kadar kainatın diline sahip, her canlının hayatına saygılı, merhamet ehli birisi, sırf sosyal medya hesabı olmadığı için, yani kendi hayatını paylaşmadığı için itici bulunabilir. Bir sorunu olmalı bunun diye en hafif ifadesiyle asosyal olarak damgalanabilir. İhtimal cümlesi kurduğuma bakmayın, artık öyle görünüyor. Korsan konferans veriyordum ve misafir yolcunun tamam ben burada ineyim demesini bekliyordum. Eve gitmeden önce birkaç dakika kendi içimde yol almak istiyordum. Adının S olduğunu öğrendiğim genç kız inmedi. Öyle birlikte yol aldık. 2. Bölüm. S 28 yaşında eczacılık mezunu. Eczane açmayı düşünmüyor. Oysa oturduğun yerden para kazanırsın diyen babası kızına bir an önce eczane dükkanı açmak istiyor. Bir dükkana bağlı kalmak bana göre değil diyor S. Eczane sizin için dükkan anlamına geliyorsa bence de açmayın diyorum. Eli yüzü düzgün, tarz giyimiyle dikkat çeken, anladığım kadarıyla aileden zengin bir genç kız S. Bütün sorularım mutluluğa ve mutsuzluğa dair. S, bütün yaşıtları gibi kendisini mutlu edecek biriyle evlenmek istiyor. Evlenip bir an önce çoluk çocuk sahibi olmayı, çocuklarını anlatan bir blogger olmak istiyor. Bunu doğrudan ifade etmiyor ama neden eczane açmak istemediğini, çocukları ile çok mutlu hayat yaşayan arkadaşı üzerinden anlatıyor. Uzak bir hayalden bahsetmiyorum. Bunlar ulaşılmayacak hayaller değil. Arkadaşım M mesela. Çok iyi bir evliliği var. Kocasının bütün yurt dışı gezilerine katılıyor 3 çocuğu olduğu halde. Sonra çocukları ile neler yaptığını anlatıyor. Çok mutlular. Öyle hoş fotoğrafları var ki. S'nin anlattığı her şey 2 cümleyle bitiyor. Çok mutlular. Çok hoş paylaşımları var ya da hiç mutlu değil herhalde. Ne vakittir hiçbir paylaşımda bulunmuyor. Kapının önüne geldiğimizde sizce ben ne yapmalıyım diye sordu.
Nasıl yani? Bir başkası. Üstelik sizi hiç tanımayan birisi sizin ne yapmanız gerektiğini size söyleyecek. Siz de ona uyacaksınız, öyle mi? Şaşırıyor. Ben daha önce bu soruyu pek çok kişiye sordum. Hepsi de kendilerince bir şey söyledi. Siz bir sosyologsunuz, hikayeyi yazıyorsunuz. Sizin herkesten çok şey söylemeniz gerekmiyor mu? Söylemişler ama size bir faydası olmamış. Hala sormaya devam ettiğinize göre. Yol bitti. Artık ayrılmamız gerekiyor. Yolu kapatmasak diyorum. Gece yarısı ne olur ne olmaz. Siz mutlu musunuz bari onu söyleyin diyor. Başladığımız yere geri döndük. Benim kelimem mutluluk değil diyorum. Peki huzurlu musunuz diye soruyor bu defa. Şu yaşadığımız çağda bu mümkün değil. Bunca şiddet ve savaş haberi arasında nasıl huzurlu olabilirim ki? Kendinizi başarılı buluyor musunuz? Başarı kelimesi fazla simetrik bir kelime. Simetrik kelimeleri insan hayatı için uygun görmüyorum. Nesnenin inşası başarılı olabilir. Ama insan için başarılı kelimesini kullanmam. Tamam diyor heyecanla. Son soru. Lütfen buna cevap verin. Sizi siz yapan ne o halde? Aslında zor bir soru. Gecenin bir vakti olmasaydı mümkün değil cevaplayamazdım. Ama hiç düşünmeden ve fakat sonradan üzerine uzun uzun düşüneceğim cevabı veriyorum. Benim kelimem sorumluluk. Beni ayakta, hayatta tutan sorumluluklarım. Yurdum arabasından iniyor, son model müteahhit arabasına biniyorsa, vücut dili yine olmadı diyor.